Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde gama ışınlar için dedektörlerin performansını inceleyeceğiz. Bu performansı nasıl belirleyebiliriz? Performans nasıl ölçülür? Hangi dedektörün performansı nasıldır? Bunlara bir göz atacağız. Onun için başlığımız gama ışınlar için ama genel olarak bir başlık yazmış olayım. Dedektör performansı diyeyim. Yani radyasyonu ölçen cihazların performansı. Şimdi mesela bir şekil üzerinden konuşalım. Şöyle, ölçtüğünüz enerjiye karşı kaç tane radyasyon ölçtüğünüzün gösterildiği bu grafikte. Şimdi şöyle bir dağılım elde edersiniz. Bunların her birinin ne olduğunu birazdan söyleyeceğim. Ya da bunun bir muadilini başka bir tip dedektör içinde çizebiliriz. Enerjiye göre şöyle koyalım. Ya da bu böyle. Yine şöyle küçük bir şey. Hop olup hop çıkıp böyle inebilir. Şimdi bu bir radyasyon kaynağından yayınlanan sadece bir enerji değerindeki radyasyonu dedektör tarafından ölçülüp grafiğe aktarılmasından elde edilen değer. Pek çok enerjide olursa demiştim çizerken, yani sizin gelen radyasyonun enerjisi işte bu değerdeyse buraya bir sayma, buraya bir sayma, buraya bir sayma, buraya bir sayma. Hep her enerjiye kaç tane o radyasyondan geldiyse sayılır. Ama sadece siz radyasyon kaynağınızdan bir enerjide geldiğini bilseniz bile böyle grafik elde edersiniz diye. Şimdi bu örnek o. Mesela çok yoğun kullanılan laboratuvarlarda, bizim öğrenci laboratuvarlarımızda da sezyum 137 radyasyon kaynağı. Bu sezyumun 137 kütleli radyoaktif elementi, bunu böyle koyduk mu bu dışarı gama ışınları yayar, radyoaktiftir ve yaydığı her bir gama ışının enerjisi 662 kilo elektron volttur. Tamam mı? Dolayısıyla siz buraya bir dedektör yerleştirirseniz, bunu ölçen bir cihaz, bu 662 bunun içine gelir. Şimdi dedektör materyalinin içine. Ne yapacak geldikten sonra? Önceki derslerimizde gördük. Bir fotoelektrik soğuruma uğrayabilir. Yani gelen 662 soğurulabilir direkt. Dolayısıyla dedektöre ne kadar enerji aktarılmış olur? İşte bu grafikler onu veriyor. 662 kevlik bir enerjili bir parçacık geldi ve dedektör bunu geldiği an ilk noktada soğurdu. Ne kadar dedektör kendine enerji kaybetti? 662. O zaman gidiyor buraya, 662'ye enerji eksenindeki kilo elektron volt olsun. Buraya bir tane ben ölçtüm diyor. Bir. Bir daha geliyor. O da diyelim ki fotoelektrik soğurma oluyor. Dedektöre ne kadar enerji aktarmış oluyor? 662. Diyor ki şuraya bir tane daha kaydedelim. 2. Bir daha geliyor. 3. Bir daha geliyor. 4. Gibi böyle arta arta gidiyor. Fakat ikinci olasılık bu gelen, aslında onu şöyle bir şeyde çizelim. Gelen hop diye burada soğurulabilir. Dolayısıyla buraya kaydedilir o 662. Ama gelen buradan Compton saçılmasına uğrayabilir. Başka bir yere gider. Başka bir yere gider. Gene saçılır. Son şuraya gelir. Ve en sonunda artık soğurulur yine. Dedektörün dışına kaçmadı gördüğünüz gibi. Bakın şu bir olasılığı. İşte buraya bir miktar aktardı enerji, buraya bir miktar, buraya bir miktar, buraya bir miktar. Hepsinin toplamını sonuçta dedektörün içine aktardı. Yani siz bir çikolatayı bir lokmada yerseniz alacağınız kalori kaç? Diyelim ki 100 birim. Bu çikolatayı 4 ısırıkta ısırsanız yine 100 birim alacaksınız. Aynı dedektörlerde de aynı mantıkla 4 noktaya az 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 enerji bırakmış ama toplamına bakarım ben. Toplamı ne bırakacağı? İkinci olasılık gene 662. Yani diyecek ki dedektör bana bir 662 daha geldi buraya, gene bir sayma ekleyelim. Değil mi bu durumda? Ama şöyle olabilir, üçüncü bir durum. Gelir, buradan saçılır. Buradan saçılır. Buradan saçılır ve dışarı çıkar. Yani işte belli bir oranıyla. Diyelim ki kaç diyelim? A enerjisiyle. Gelirken kaçtı bunun enerjisi? 662.
A enerjisiyle dışarı gitti. O zaman bizim dedektörümüzün içine ne kadar bıraktı enerji? 670, 62 eksi A kadar. O zaman bu eksende A sayımız neyse, işte diyelim ki eksi A bu kadar olsun. Tak diye şuraya bir tane kaydedecek dedektör. Bana bu kadar enerji geldi diyecek. Başka bir tanesi yine şuradan girer mesela. Bir saçılır, hop buradan saçar. B enerjisiyle gider. 662 D. Milyarlarca, trilyonlarca böyle radyasyon geldiğini düşünün. Bu A'lar, B'ler her kombinasyonda oluyor. Diyelim ki B de bu. Şuraya kaydı. İşte C'si var, D'si var. Dolayısıyla işte sizin radyasyon dedektörünüz tek enerjide radyasyon yayınlayan bir kaynağı da ölçse sizin elde edeceğiniz böyle farklı enerjilerde bir grafik. Niye? Çünkü bu nedenden. A dışarı çıktı, D dışarı çıktı, B kadarını taşıdı. Değil mi? E geldi. Hop şu köşeye çarptı. Buradan hemen kaçtı gitti. Çok az enerji aktardı. C kadar çıktı falan. Her birinin olasılığı var. Dolayısıyla buralara her enerji sıfıra kadar. Öyle bir yerine çarptı bir dedektörün. Tam böyle köşeye hiç daha enerji aktaramadı bile. Hatır sayılır bir enerji yok. İşte Z kadar enerjiyle gitti. Hatta 662 ile gitti. Hiç aktarmadan. Thomson saçılması diyoruz buna da. Enerji değişmeden saçılıyor. Rutherford saçılması ya da. Geldi, saçıldı ama enerjisi değişmedi gelen radyasyonun. O zaman 662'den 662'si gitti. Bir radyasyon geldi ama dedektöre ne kadar depolandı? Sıfır. O zaman sıfıra çok yakın ya da işte 0,1. Buralara kayıt olacak onlar da. Dolayısıyla böyle bir dağılım göreceğiz. Değil mi? Peki. İşte bu pike biz şunun adına pik diyoruz. Bu tam enerji piki. Yani gelen enerjinin tamamı eğer dedektörün içinde kaydediliyorsa bu tam enerji pikine karşılık geliyor. Yani çikolatayı ister bir ısırıkta ısırın, ister 10 ısırıkta, ister 5 ısırıkta ama dışarı kaçmadan hepsini yediğinizi düşündüğünüzde sizin alacağınız toplam kalori o çikolatanın enerjisi kadar. Burada da aynı mantık. Peki bu düşük bölgeye ne diyoruz? Burası da plato bölgesi ya da sürekli bölge denir buraya. Bu tam enerjinin dışında kalan bu kısma diyelim. Sürekli bölge. Ya da Compton saçılması bölgesi de denir. Kitabımızda yok ama Compton saçılma bölgesi. Niye? Çünkü Compton saçılıp dedektörden kaçmış olanlar buralara bu bölgeye kayıt oluyor. Ve tam enerjiden az bir enerjinin depolanmasına neden oluyor. Yani çikolatayı yediniz, birkaç lokma kaldı, elinizden biri çikolatayı aldı. Dolayısıyla sizin çikolatadan alacağınız toplam enerji vücudunuza kalori olarak girmedi. Burada o kişinin sizden ne kadar aşırdığına bağlı olarak çikolatanın parçasını bu kadar eksik bir bölgeye rastgele kayıt olacak. Şurası bu plato dediğimiz bu bölgenin şöyle en üst sınır noktası, şu köşe gibi adlandıracağımız yer Compton sınırı. Compton sınırı, tamam mı? Bu Compton sınırı için bu Compton saçılması yaptı. Compton sınırı ne demek? Compton saçılmasına uğradı radyasyon. Ne oluyordu Compton saçılmasında? Radyasyon saçılıyor ve bir yere elektron. Oradan elektron koparıyor, elektron da hareket ediyor. İşte o saçılan elektronun maksimum enerjisi şöyle. Compton sınırı diyelim. Saçılan elektronun maksimum enerjisi. Tamam mı? Bu şöyle hesaplanıyor. Bu 180 derecelik saçılmada olur. Maksimum enerji. Gama ışınının enerjisinden saçılan gama ışınının enerjisini çıkartırız. Bunu da düzenlersek gama ışınının enerjisinin 2 katının karesi bölü mc kare artı 2 gama ışınının enerjisi. Yani siz dedektörde ölçüm yapacaksınız. İşte ölçeceğiniz gama ışınlarının enerjisini biliyorsunuz. Ve elektronun kütlesini ve ışık hızını biliyorsunuz. Acaba benim işte elektronlarım maksimum hangi enerjide böyle bir gama ışını gönderirsem maksimum enerjisi ne olur? Onu da bu denklemle buluyoruz. T kinetik enerji burada.
kinetik enerjisi. Kinetik enerji. Böyle bulabilirsiniz. Tamam mı? Şimdi burada iki grafik çizdik. Hep üstteki grafik için konuştuk ama alttaki grafik de çok yakın birbirine gördüğünüz gibi. Bu sodyum iyodür. Geçen dersimizde anlattığımız sodyum iyodür sintrasyon dedektörleriyle bu sezyumun radyasyonunu ölçerseniz elde edeceğiniz kabaca grafik. Bu da yarı iletken mesela germanyum dedektörleriyle ölçerseniz elde edeceğiniz grafik. Ne farkı var? Gördüğünüz gibi tam enerji piki daha dar. Birazcık bahsetmiştik geçen dersimizde. Daha dar demek siz tam enerjinizin yaklaşık kaç olduğunu şuradaki eksenin ortasını buradan aşağı indirirseniz bu değer kaçsa bilirsiniz ki benim radyasyon kaynağım 662 kevlik enerji yayılıyor. Ama şimdi burada sodyum iyodürle ölçerseniz bakın bu geniş. Yani belki de şu ucu işte 600, şu ucu 700. Acaba sizin gelen tam enerjili gama ışınınızın enerjisi kaç? 610 mu, 620 mi, 650 mi, 660 mı, 690 mı? Bilmiyorsunuz. Tamam, ortası bir nebze fikir verir ama tek gama ışınının olması durumunda en azından. Ama iki tane gama ışını farklı ya birbirine yakın enerjide iki gama ışını ölçecek olsaydınız, mesela sezyum 662 yayınlarken başka bir radyasyon da 670 yayınlasın. Tamam mı? O da şuralara gelecekti. Burada böyle bir bomba yapacaktı. Ve bu ikisi birbirine karışıp daha geniş bir şey olacaktı. Ve siz hangi enerjilerde olduğunu bilmeyecektiniz. Ama germanyum dedektörüyle bunun ince olması durumunda germanyum dedektörüyle 670'in de kendine ait böyle bir tam enerji piki olacak. Çizemediğim benim. Şöyle dar. Dolayısıyla siz iki radyasyon olduğundan emin olacaksınız. Birazdan göreceğiz. Buna enerji görecek miyiz? Bir bakayım. Enerji çözünürlüğü. Evet diyeceğiz. Tamam mı? Yani bu iki grafik aynı şey ama biri sodyum iyodürle ölçülmüş, biri germanyumla ölçülmüş. Şimdi burada bir tane daha şöyle bir çıkıntılar var. Şu çıkıntı geri saçılma piki. Yani bu şu. Radyasyon dedektöre girdi. Saçıldı. Dışarı çıktı bir şekilde. Dışarı çıktı ama dışarıdaki bir materyalden, koruyucu bir şeylerden, işte bu dedektörlerin genelde böyle dışında koruyucular oluyor. Dedektör materyalini saran. Bu koruyucuya gitti ve buradan geri saçıldı, geri dedektörün içine girdi. Bunlarla yaklaşık işte şöyle düşük enerji civarında, her ikisinde de gördüğünüz gibi şurada. Geri saçılma piki dediğimiz bir yere katkıda bulunuyor. Onun için şöyle bir çıkıntı görürsünüz. Anladınız mı? Tekrar şöyle yazılıp silinen kalemimle göstereyim. Geldi. Dışarı kaçtı ama dışarıdaki bir materyale çarptı. Enerjisi azalmıştı. 662 ile geldi. İşte buradan saçıldı 662'den. Birazcık depoladı yüzünü. 500 kaldı. 500 ile dışarı gitti. Geri de buradan bir miktar bu saçıldığı dış koruyucu ya da işte dedektörü saran bir materyale aktardı biraz da geri de döndü. İşte 100 ile 200 ile falan. 50 ile 60 ile neyle döndüyse. O da genelde böyle spesifik bir değerde geri saçılma piki dediğimiz yere katkıda bulunur. Tamam mı? Şimdi bu olasılıklara ekstra biz 662 kevlik gama ışınlarından bahsettik. Ama sizin ölçeceğiniz ne derler? Radyasyonun enerjisi eğer gamanın enerjisi 1022 kilo elektron volttan büyük olursa fotoelektrikte biz burada Compton'u ele almıştık. Hatırlayacaksınız, üçüncü bir olasılık var gama ışınının etkileşeceği, çift oluşum. Ama neydi bunun şartı? Dersten hatırlayın. Daha önceki derslerden. Gama ışınının enerjisi 1022 kilo elektron volttan büyük olursa bu devreye giren bir süre. Çünkü bu oluşumda, bu olay sonunda bir elektron ve pozitron oluşacak. Bunların oluşması için durgun kütle enerjileri kadar en azından enerjiye ihtiyacımız var ve her birinin elektron veya pozitronun durgun kütle enerjisi 0, veya da 511 kilo elektron volt. Dolayısıyla her ikisini oluşturmak için bizim 1022 kilo elektron volta ihtiyacımız var. Şimdi geldi bizim 1022 kevden büyük mesela 2000 kevle geldi gama ışınımız ve burada ilk çarptığı yerde
Diyelim ki elektron pozitron oluştu burada. Ve bunlar pozitron iki yol alır. Bunu derste de söylemiştik. Bir miktar yol aldıktan sonra hemen, çünkü burası elektron dolu, elektron denizi, bir elektronla birleşir ve çift oluşumun tersi, çift yok olma meydana gelir. Birbirlerine zıt yönde iki tane 511 K enerjili gama ışını oluşur. Demiştik bunu, çift oluşum başlığını dersini izleyebilirsiniz. Yani önce gama ışınımız geldi. Bir elektron pozitron oluştu. Pozitron birazcık ilerler. Hemen kendine bir elektron bulur. Bir parçacıkla onun antisi, antiparçacık, her ne olursa olsun bu parçacıklar, anti sizle siz birleşirseniz de birbirinizi yok edersiniz. Madde yok olur ve enerjiye dönüşür. Ve birbirine zıt yönde ilerleyen iki tane enerji parçacığı çıkar. Elektronla pozitron işte bir araya gelince yok olurlar ve ortaya enerji gama ışını çıkar ve her birinin enerjisi 511 kilo elektron volttur. İşte bu çıkanlardan eğer bir tanesi dışarı kaçarsa, dolayısıyla siz 2000'den 511 eksik kadar bir enerjide enerji ölçersiniz. Normalde şu 2000 olması durumunda, grafiği bu. Şuraya siz şöyle bir Compton sınırı işte çizelim. Burada geri açılma piki var falan. Geliyor ve şöyle siz enerjiyi ölçeceksiniz. Burası enerji ekseniniz, burası sayma ekseniniz. Burayı 2000'de ölçeceksiniz. Eğer böyle bir kaçma durumu yoksa, gelen şu bir nolu olay, iki nolu olaydaki gibi hepsi dedektör enerjiyi depolarsa bu 2000'in, tamam 2000'de ölçersiniz, ama 2000 oldu. Yine Compton saçılması yaparsa, buradaki yazdığımız üçüncü olay gibi filan, bu bölgeye kaydedeceksiniz onları. Ama şimdi çift oluşum mekanizması da devreye girince, gelen 2000 şu süreci yaşadı ve bir tane 511 kaçtı. O zaman ne olacak? 2000'den 511 eksik yerde, şuralara gelen işte bir bölgede bir oluşum göreceksiniz, bir pik. Bunun adı tek kaçma piki. Çünkü sizin oluşan gamalardan teki kaçtı. Ya da bu gamaların ikisi de kaçabilir. Oluşan, bu çift yok olma sonucunda oluşan gamaların ikisi de dedektörden kaçar. Dolayısıyla 2000'den 1022 kev eksik bölgede bir oluşum daha görürsünüz. Bir pik. Buna da çift kaçma piki denir. Tamam mı? Dolayısıyla 1022'nin üzerindeki enerjileri ölçüyorsanız sizin karşılaşacağınız manzara bu. Burada bir geri saçılma piki, çift kaçma, tek kaçma, Compton bölgesi ve tam enerji piki. Tamam mı? Şimdi enerji çözünürlüğü diyelim. Bu dedektörlerin enerji çözünürlüğü işte bu tam enerji pikinin ne kadar geniş olmasına bağlı. Televizyonların ya da bilgisayar monitörlerinin enerji çözünürlüğünü duymuşsunuzdur. Ya da işte telefon ekranlarının ya da fotoğraf kalitesinin işte o piksel. Yani iki komşu nokta arasını ne kadar çözebiliyor? Eğer televizyonunuzun ekranı 4 pikselli ise siz hiçbir filmi izleyemezsiniz. Çünkü bir insanı buraya çizemezsiniz. Şuraya bir renk, buraya bir renk, buraya bir renk, buraya bir renk göndereceksiniz. Ve böyle bir şeyle insan oluşturamazsınız. İşte bu birbirine komşu iki noktayı ne kadar çözebiliyorsanız, normalde çözemezken işte diyelim ki şunların dördünü bir değerlendiriyordu. Dolayısıyla buraya bir renk kodu gönderiyordu. Dolayısıyla siz ancak böyle ne animasyonlar yaratabilirsiniz. Ama komşular ne kadar çözünebiliyorsa, birbirinden ayrıştırabiliyorsa, hatta şöyle bakın daha da ayrıştırdık. Her birine ayrı komut gönderebileceksiniz. Bir renk kodu mesela. Dolayısıyla daha kaliteli görüntüler elde edebileceksiniz. Dedektörlerde de böyle. Bu pikiniz ne kadar darsa enerjiyi o kadar iyi çözersiniz. Tamam mı?
Şöyle tanımlanır enerji çözünürlüğü. Şurayı silelim. Bu tam enerji pikinin, şöyle bir pikiniz var. Yarı yüksekliğindeki ortalama şurası. Tam genişlik. Yani bu yarı yüksekliğinin genişliği. İngilizcesi full width at half maksimum. Half maksimum, yarı maksimum. Yani şu tüm maksimumun yarısı. Full width, tam genişlik. Width genişlik, full tam genişlik. Yani yarı yükseklikteki pikin tam genişliği neyse burayı ölçtünüz böyle enerji olarak bu eksende. Şurada ölçtünüz. Ben demin yazmıştım ya, şurası 600, şurası 700 ise mesela, şu uçtan şurası taban için 600 ile 700 100'dür. Ama yarıya gelince bu işte 50-60 falan. Şurada tam geldiniz yarıya. Şurada acaba şurasının enerjisiyle şuranın enerjisi arasındaki fark kaç? İşte 3, 3, 4. Birimi K. İşte bu pikin tüm yüksekliğinin yarısındaki tam genişlik bize full width at half maksimum verir. Genellikle pikler Gauss bir çan dağılımına uyar. İstatistikten biliyorsunuz. Ve bu Gauss dağılımları içinde full width at half maksimum 2,35 sigma ile orantılı. Tamam mı? Bu sigma bu Gauss dağılımının standart sapması. Birazdan bir basit sayısal örnek vereceğim. 2,35 ile bu dağılımın standart sapmasını çarparsanız siz o pikin yarı yükseklikteki tam genişliğini bulursunuz. Bu da size o dedektörünüzün, o piki ölçen dedektörünüzün enerji çözünürlüğünü verir. Evet. Şimdi burada gördüğünüz gibi sodyum iyodürün enerji çözünürlüğü çok düşük. Kötü diyebiliriz ya da. Şimdi germanyum mesela, örnek, basit örnek demiştim ya. Germanyum kristalinde bir elektron bir deşik oluşturarak ölçüm yapıyorduk, derslerinizden hatırlayın. Bunun için gerekli enerjinin 3 elektron volt civarında olduğunu söylemiştik. Değil mi? Yani dedektör materyaline, yarı iletkene bir radyasyon geldi ve bir elektron deşik çifti oluşacak ki o dedektör olarak kullanayım ben o yarı iletkeni. Bunu oluşturmak için gerekli ortalama enerji 3 elektron volttu. Şimdi biz 660 kilo elektron voltluk deminki örneğimizde bir gama ışınının geldiğini düşünelim. 660 kilo elektron voltluk gama gelirse her bir elektron pozitron çiftini oluşturmak için 3 elektron volt enerji geliyorsa 660 bin elektron volt enerji kaç tane elektron pozitron çifti oluşturur? Yaklaşık 220 bin. Yani 660 bin elektron voltluk bir enerjili radyasyon germanyum dedektörüne girerse benim dedektörümün içinde 220 bin tane elektron pozitron çifti oluşacak. Tamam mı? Burada basitçe bu sigma değeri işte bu kök n ile bulunur. Bu radyasyon fiziği dersini yüksek lisansta alırsanız orada bu sigmaların her dedektör, her dağılım için işte Gauss dağılımı için, normal dağılım için ya da Poisson dağılımları için nasıl hesaplandığını biliriz ama kabaca bunu kök n'le yazabilirsek oluşan sayıyla bu yaklaşık 470 demektir sigması. Bunun standart sapması. Dolayısıyla da bu full width at half maksimum yani enerji çözünürlüğü şöyle buluyoruz. 2,35 çarpı bu 470 ve her biri için enerji oluşturmak için çiftleri 3 elektron voltu çarparsak bu 3300 çıkar. Bu da 3,3 kV'dir. Yani bu yarı iletken dedektörlerin şeyi enerji çözünürlüğü bakın burada 3,4 yazmıştım. 3,3 civarında ortasının genişliği. Bu da yaklaşık bakın yüzde kaça karşılık geldi? 660 ta 3,3 ise yüzde kaçtır? Orantı yaparsanız işte yaklaşık 6'da 1'ine düşmüş 0,5 yani değil mi? Yüzde 0,5 yani
Binde 5. %0,5. Enerji çözünürlüğü yüzde olarak da ifade edersiniz. Dersiniz ki benim dedektörümün enerji çözünürlüğü %0,5. Dolayısıyla 660 değil de 1000 kilo elektron voltluk bir radyasyon gelirse oluşacak pikin genişliği 1000 olduğu durumda işte ne olur bu sefer 5 olur, değil mi? Çünkü 1000'in %0,5'ine bakarsanız 5 olur. Binde 5'ine bakarsanız. Dolayısıyla benim biraz daha genişleyecek şurada. İşte 5000'lik gelirse bu dedektöre 5000 kilo elektron volt enerjide gelirse veya 6000 kilo elektron voltta 6600 bunun 10 katı o zaman benim şeyim kaç olacak? Yer yükseklikte genişlik 33. O zaman yükseklere gittikçe bakın böyle bu dedektörde de bu genişlik artıyor demektir bu. Tamam mı? Bu germanyum dedektörler için. Gazlı dedektörlerde mesela en ilkel dediğimiz dedektörlerde bunlar genellikle düşük enerjili fotonları bugün veya radyasyonun var yok olduğunu belirlemek için kullanıyoruz. Enerji ölçümü için kullanmıyoruz ama enerji ölçümü için kullanacak olsak onlarda bir iyon çifti oluşturmak için yine gerekli enerjinin 10 eV civarında olduğundan bahsetmiştik. Dolayısıyla da şurası 10 olunca 3 yerine bizim enerji çözünürlüğümüz şuraya 10 koyacaksınız. O zaman 3 kat artacak işte 10 gibi bir şey olacak. Bu ne demek? Daha kötü bir çözünürlük demek. Bu ne demek? Oluşacak şey sayısı, elektron deşik çifti sayısı daha az olacak anlamına gelir. Değil mi? Sintilasyon dedektörlerinde peki durum ne? Bu gama ışını sintilasyon dedektörlerine enerji aktarınca bu sintilatör dediğimiz kristaldeki uyarılmış durumların sayısı artar. Ne kadar çok enerjide gama ışını gelirse ya da ne kadar çok enerji aktarılırsa kristale uyarılmış durumların sayısı artar. Ama bu kristaldeki uyarılmış durumların sayısının artması onların ışıma, parıldama yapma olasılığını aynı oranda arttıracak demek değildir. Bunların uyarılmış durumda olan durumların daha doğrusu uyarılmış durumların ancak bir kısmı taban duruma dönerken parıldama yapacak ve foto çoğaltıcı tipe ulaşacak. Tamam mı? Verimi düşük bunların. Onun için bu ışık üretme verimi düşük. Her gelen dolayısıyla fotokatottan bir elektron sökme olasılığı az. Hatırlayın radyasyon sintilasyon dedektörlerini nasıldı? Burada bir sintilatör materyali vardı. Sonra bu buradan ışıyacak ve foto çoğaltıcı tüpe girecek. Foto çoğaltıcı tüp. Şurada sintilatör. Gelen gama ışığı burada ne kadar çok enerji depolarsa tamam burada uyarılmış durumlar sayısı artar. Ama o uyarılmış durumdan düşerken böyle görünür bölgeye yakın ışın yayınlıyordu. Buradan çok enerji depolanması demek bunların her birinin geri dönerken parıldaması anlamına gelmiyor. Dolayısıyla da her gelen radyasyonun fotokatottan şuraya gelip fotokatottan elektron söküyordu. Elektron sökme olasılığı da öyle çok yüksek değil, düşük. Dolayısıyla da bu her fotoelektron başına yaklaşık 100 elektron voltluk gama ışını gerekli. Yani bir tane elektronu buradan fotokatottan sökmek ve işte burada foto çağaltıcı tüple ilerletmek için buradan yaklaşık 100 kilo elektron voltluk pardon evet 100 elektron voltluk fotoelektron başına gama ışını enerjisi gerekli. Dolayısıyla da burada bizim bu şunu da söyleyelim, öyle bağlayalım. Ne diyebiliriz? Sayısal örnek vererek daha iyi anlatmak istiyorum ama hemen üretemedim şimdi. Şimdi 1000 veya deminki örneğimizdeki gibi 660 kilo elektron voltta bir gama ışını gelsin. Tamam mı? Bu gama ışını geldi, bu kristal maddesinin içinde soğuruldu ve enerji aktardı. Ve enerji aktarınca bu sintilatör kristalin içinde uyarılmış seviyeler oluştu atomların, elektronlarının. Tamam mı? Ve o elektronlar seviyeler arasında dönerken, bunun mekanizmasını anlatmıştık ilgili derste,
görünür bölge ya da buna yakın bölgede ışık yayacak. İşte diyelim ki bunun sınırı neymiş? 100 elektron volt civarında olmak zorunda. Tamam mı? Bu elektron volt enerjiye sahip görünür ışık buradaki fotokatota çarpacak ve buradan bir elektron kopartılmasına neden olacak. Tamam mı? Fakat bizim gelen her 660 keV enerjili gama ışınımız bu uyarılmaya neden olmakla birlikte hepsi geri bu 100 elektron voltu yayınlamaya gönüllü değil, istekli değil. Bir kısmı çok az oranı. Yani diyelim ki %1'i kadar. Bu %1'i kadar olunca da dolayısıyla sizin sökülen elektron sayınız azalıyor. Dolayısıyla da beklentilerinizin altında oluyor. Dolayısıyla da ne olmuş oluyor? Sizin enerji pikiniz genişlemiş oluyor. Çözünürlüğünüz azalmış oluyor. Ve yaklaşık da burada yazdığım gibi 50-60 keV civarındadır. 660 keV enerjili ışınlar için, radyasyon için tipik değeri 50-60 keV. Yani %10 gibi değil mi? 500 ve 660'ın 60 olduğunu düşünürsek çözünürlüğü %10'una karşılık geliyor. Oysa şeyde yarı iletken dedektörlerde 1000'de 5'tir çözünürlük. Zaten pikin ne kadar dar olduğunu görüyorsunuz. Ama yarı iletkenlerin böyle dar olmasının yanında sintilatörler %10'luk bir pik genişliğine sahip. Bu da onların hassas enerji ölçümlerinde çok tercih edilmemesi anlamına geliyor. Tamam mı? Şöyle aklınızda kalsın. Germanyum'da bir elektron deşik çifti oluşturmak için 3 ev ihtiyacınız var. Gazlı dedektörlerde ne demiştik? Yaklaşık bir iyon deşik çifti oluşturmak için 10 elektron volt enerjiye ihtiyacınız var. Sintilatörlerde de her bir fotoelektronu oluşturmak için yaklaşık 100 elektron voltluk enerjiye ihtiyacınız var. Burada yazdığımız gibi. Çünkü ne dedik? İşte görünür bölgeye yakın ışık saçıyor. O ışık gidiyor buradan elektron kopartıyor. Dolayısıyla 100 elektron voltluk. 3 elektron voltu biz formülde yerine koyunca burada bakın 3,3 elde ettik. Siz burada 3 yerine sintilatör dedektörlerinde 100 koyduğunuz zaman bunun 30 katı yapacaksınız. Yani burası 3,3'ün 30 katı 100 olacak. Değil mi? Dolayısıyla da şuradaki 3-4 kevlik genişlik işte buradaki 100 kevlik genişliğe tekabül edecek. Buradan aklınızda bu sayılar kalsın. Burada bir elektron deşik için 3 ev lazım. Gazlı dedektörlerde elektron deşik çifti için 10 elektron volt lazım. Sintilatörlerde de fotokatottan elektron kopartmak için 100 elektron volta ihtiyacınız lazım. Denklem aynı. Bu denkleme kabaca şuradaki sayıyı değiştirerek koyarsanız hepsinin çözünürlüğünün birbiriyle kıyaslamalı halini görmüş olursunuz. Şimdi bu dedektör performansını değerlendirmede bir diğer husus da değerinin toplam sayma oranı. P bölü T oranı deriz. Yani biz sayıma karşı enerji grafiğini böyle kilo elektron volt cinsinden çizeceğimiz zaman burada işte bir şeyler var. Bu bitiyor ve bir tam enerji piki oluşuyor, değil mi? Bizim asıl ölçmek istediğimiz yer bu. Keşke bütün dedektörler sadece burayı ölçse. Şurayla bizim işimiz yok. Keşke ölçmese. Şu anki yeni dedektör sistemlerinin teknolojisi hep bunun üzerine. Şurayı mümkün olduğu kadar yok edelim. Bize sadece şu kalsın. Çünkü burası bize bir bilgi vermiyor. Size 660 gönderiyorsunuz. Onun bir kısmı kaçıyor. Size buradan 550 depoluyor. İşte başka bir kısmı kaçıyor. Size 610 depoluyor. Siz sanıyorsunuz ki gelen radyasyon enerjisi 550 ya da 610. Ne bileceğim ben? Ben dedektöre ne kadar depolanmış onu ölçerim. Değil mi? Geldi 660. Hepsi sorulduysa he, tamam 660 derim. Buraya kaydederim. Güzel. Ama geldi 660. Yüzüyle savruldu. 560 depoladı. 660 ile geldi. Saçıldı saçıldı. 200 ile saçıldı.
Toplam dedektöre 460 depoladı. Siz sanırsınız ki 560 depolandıysa dedektör der ki benim bana gelen radyasyon enerjisi 560 der. 460 der. Onun için de gider buralara kaydeder. Ama yanlış bu. Böyle bir radyasyon yayınlanmadı aslında kaynaktan. Şurası sizin kaynağınız. Kaynaktan yayınlanan 660. Tamam mı? Onun için buraları yok etmemiz lazım. Şuraları istemiyoruz. Bunlar yanlış bilgi. Bunun için çeşitli teknikler var. Dersin sonunda birazcık bahsederim onlardan. Şimdi dolayısıyla biz sadece bunu istiyoruz. Onun için buradaki sayımların kaç tane olduğunun toplam sayımlara oranı P bölü T diyoruz ona. Bu pik toplamda T işte. P'nin T'ye oranı önemlidir. Bu neye bağlı? Bu dedektörün şekline bağlı. Dedektörünüz büyük oldu mu kaçma olasılığı azalacak mesela. Dolayısıyla P sayısı artar en basit mantıkla değil mi? Dedektörünüz daha büyük olsaydı şöyle. Şu kaçanlar da şuralarda sorulurdu. Tam enerjiyi depolardınız. İşte dedektörün şekline bağlı. Dedektör materyalinin soğurucunun atom Z sayısına bağlı. Çünkü Z sayısı ne kadar çoksa soğurulma olasılığı artar. Fotoelektrik olasılığı artar değil mi? İşte gelen gama ışının enerjisine bağlı. Düşük enerjide gelirse çok saçılamadan mecbur içeride kalır ama çok yüksek fişek gibi gelirse bir şekilde dışarı çıkar. Gama ışınının gelme enerjisine bağlı gibi böyle faktörleri var. Dolayısıyla bu P bölü T oranının. Onun için dedektör materyallerini imal ederken optimum bir denge yakalamaya çalışılır. Yani Z sayısı öyle olsun ki fotoelektrik olasılığı artsın. Ama tabii Z sayısının artmasıyla öbür başka kaybedeceğimiz şeyler de olabilir. Onu da göz ardı edelim. Optimum bir şey verelim. Dedektör çok büyük yapabiliriz. Tamam, bir oda kadar dedektör yaparız. Ama maliyeti çok büyük. İşte taşıması çok büyük vesaire. Minicik dedektör yaparız. Çok kolay cebimizde de taşırız. Ama işte bu sefer her gelen mutlaka dışarı kaçar. Hiçbir doğrulukta enerji ölçemeyiz. Optimum büyüklük lazım vesaire vesaire. Yüksek enerjilerde genellikle işte bu daha tehlikeli bir durum. P bölü T oranının düşmesi. Biz ne istiyoruz? P bölü T'yi yüksek elde etmek istiyoruz. Şurayı, şu bölgeyi hiç saymamak istiyoruz. Evet. Şimdi bunu arttırmak için alınan önlemler neler olabilir? P bölü T oranını arttırmak için. Ya P'yi arttıracaksınız ya T'yi azaltacaksınız. Çünkü biz P'nin T'ye oranını yüksek istiyoruz. İki seçenek var. Ya P azaltılmalı ya pardon ya P arttırılmalı ya T azaltılmalı. P'yi nasıl arttırırım? Yani buraya gelecek doğru enerjiyi nasıl kaydederim? Bir, dedektörü büyütebilirim. Maliyeti arttırır. Dedektör materyalinin Z sayısıyla oynayabilirim. Soğurma olasılığını arttırırım yani. Gelen enerjiyi azaltırım. Tabii bu optimum güzel bir çözüm değil. Çünkü gelen enerjiyi azaltırım diye bir durum yok. Siz geleni ölçeceksiniz. Ama o P'yi arttıran faktörleri genel olarak yazmış olayım. Gelen enerjiyi azaltırsak azalt diyelim. Azaltırsak bu yine P artar. Kaydolma olasılığı artar yani. Başka ne yapabiliriz? Benim aklıma gelen kitapta zaten yazmıyor. Ben bunları düşünüp söylediğim şeyler. Başka ne yapabiliriz? Compton saçılma olasılığını azaltacağız ya da çift oluşum olasılığını azaltacağız. Fotoelektrik soğurma arttıracağız. Yani ne yapabiliriz işte? Ya dedektör Z sayısını ya gelen enerjiyi azaltırız ya dedektör Z sayısını arttırırız. Arttır. Dedektörü büyütebiliriz ki kaçmasın. İşte başka ne olabilir? Başka da benim aklıma gelen yok. Varsa siz sonra söylersiniz. Ya da T'yi azaltalım dedik. T'yi azaltmak için buradaki sayıyı azaltacağız. Yine şunlar tabii olabilir. Compton saçılma olasılığını azaltacağız. Compton saçılma tesis kesiti formülünü düşünürsek işte gene Z'lerle falan oynayabilirsiniz. Atom sayılarıyla, soğurucu materyallerin. Ama şöyle bir şey de var. Yeni geliştirilen teknikler arasında. Bir, bu dedektörün dışına bu bizim ana dedektörümüz şu. Şu ana dedektörümüz. Bu dedektörün dışına böyle bir kalkan yapılır. Kalkan dedektör. Kalkanlı.
Compton kalkanlı hatta. Compton kalkanı diyelim. Compton kalkanı. Bu şu demek. Bu da bir dedektör. Başka bir dedektör. Eğer bu dedektör bir ölçüm yaparsa, bakın geldi buraya, saçıldı. Bip diye ölçtü. Bu Compton kalkan dedektörümüz içerideki ana dedektöre sinyal gönderiyor. Diyor ki ben bir ölçüm yaptım. Bu an işte saat 14:30'da, saniyesi bu, nanosaniyesi bu, milisaniyesi bu vesaire. Ölçüm yaptım. Sen buna bu yaptığım ölçümle ilişkili olabilecek radyasyonu ölçme. Ya da ölçtüysen onu unut. Yani şurayı unut. Ya da işte geldi. Kaydettik. Buraya biraz depoladı. Geldi. Saçıldı buraya depoladı. Geldi buraya depoladı. Ama sonuçta saçıldı gitti. Ama buraya işte bir kısmını, işte 660'tı 150'sini, işte şuraya 150'sini, buraya 150'sini veya 200'ünü, 550'sini depoladı. Ama 100'üyle de kaçtı gitti. Sonuçta siz nereye kaydedeceksiniz bunu? 550'ye. Ama yanlış kaydetmiş olacaksınız. Bu 100 çok az da olsa 100'ü gitti buraya. Şimdi bu 100'ü de kim ölçtü? Bu komutan dedektörü. Tak diye 100'ü ölçer ölçmez dedi ki ben bir 100'ü ölçtüm. Sen bu civarda hemen geriye git. Bununla ilişkili olabilecek ölçtüğünü unut. Dolayısıyla o 550'yi unutuyor. Tak diye buraya hiç kaydetmiyor. Şartımız ne? Compton kalkanı dediğimiz dışarıdaki dedektör bir radyasyon ölçtüğü an ana dedektöre sinyal gönderiyor. Sen bu ölçümü yapma diyor. O zaman da ne yapıyoruz? Buraya 550'yi yazmıyoruz. İşte geldi buraya 660, 100'ünü depoladı. 560 da saçıldı buraya. Bunu Compton kalkanımız ölçtü. Hemen geriye sinyal gönderiyor, diyor ki ben 560'lık bir şey ölçtüm. Hemen sen ilgili bu 560'la bağlantılı olabilecek radyasyonu ölçme ya da ölçtüysen onu hiç kaydetme, sil. Hemen bu 100'e yazacaktı normalde bu Compton kalkanı olmasa ama yazmıyor şimdi. Dolayısıyla böyle yazmıyor, 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 yazmıyor. Bu bölge oluşmamış oluyor. Tabii tam %100 verimle çalışıyor mu? Hayır, ama ne yapmış oluyor? Buranın sayısını düşürmüş oluyor. Artık şöyle oluyor sizin şeyiniz. Grafiğiniz. Amacımız burayı azaltmak çünkü. Tamam mı? Bu Compton kalkanlı dedektörler, işte Eurobol gibi dedektörler vardı yanlış hatırlamıyorsam. Exogam mı vardı? Böyle dedektörler, bazı dedektör toplulukları var, yapıldı. Fakat bunun da dezavantajları ortaya çıktı. Çünkü bu da verimi azaltıyor. Yani bu kaçanlar gittikçe, çoğu kaçtığı için kaydedilecek bir şey kalmıyor. Aslında böyle gönderdiğimiz 660'lar daha yüksek enerjilerde işte çoğunluğu kaçıyor. Azınlığı zaten buraya kaydoluyor. Tüm enerjisini depoluyor. Dolayısıyla çoğunluğunu yok etmiş oluyorsunuz. 1 milyon tane radyasyon gönderince işte 50 bin tanesi buraya geliyor ama 950 bin tanesi kaçıyor zaten. Hiç saymıyorsunuz bile. 1 milyon gönderip 50 bin tanesiyle grafik çizmeye çalışıyorsunuz filan. Maliyeti artıyor ayrıca. Ayrıca yer kaplıyor bu. Sizi sınırlıyor uzaysal geometri bakımından. Maliyeti fazla. İşte verimi düşürüyor gibi. Şöyle bir yazalım. Verim düşer. İşte yer kaplar, geometri sorunu. Maliyet artıyor. Bir de ekstra işte böyle dedektör yapmış oluyorsunuz. Siz ana dedektörü zaten yapmaya bir sürü paralar harcanıyor. Bir de siz ana dedektörün dışına bir tane de kalkan dedektörü yapıyorsunuz. Maliyet artıyor. Başka ne gibi aklıma gelen iyi şeyler bunlar. Ama bu dedektörler de 2000'lere kadar, 2000 hala kullanılıyor da 2000'lere kadar bu sistem yine de çok popülerdi. Sonradan yeni teknikler geliştirildi. Şöyle mesela iz sürme dediğimiz dedektörler çıktı. Artık böyle dedektörlerin içindeki materyalleri böyle küçük küçük elektronik olarak parçalara böldüler. Ve her çarptığı segmenti ne kadar enerji depolandığı böyle izi sürüle sürüle gidiyor. Kaçsa bile yazılan bazı algoritmalarla işte kaçtı 100, 200'ünü dışarı götürdü. İçerine kadar 460 depoladı ama 200 de gitti. Gidip grafiğe 460'a şuraya yazacaktık. İşte bunu 3 olasılığınız var. Ya gidersiniz 460'a, 200'ü kaçtı ya çünkü. 660'tan ne kaldı? 460. Ya gidersiniz buraya yazarsınız. Bu istediğimiz bu durum değil. Ya dışına bunun Compton kalkanı koyarsınız, bunu hiç yazmazsınız. Bu da istemediğiniz bir durum olmaya başlar. Ya da bunun izini sürersiniz, tık 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 tık.
ve yazdığınız uygun algoritmalarla bu kaçanı şuradan sonra nereye gittiğini, fotoelektrik soğurum yapmadıysa bir yere gitmiştir. Buraya kadar ne kadar enerji depoladığını tık 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 sayarsınız. Ve bunun saçıldığı açıyla vesaireyle, tabii bunun detayına giremeyeceğim. Başlı başına bu radyasyon ölçümleri yüksek lisans dersinde birazcık yine de değineceğimiz bir bölüm ki lisans dersinde hiç değinmiyoruz ama uygun yazdığımız algoritmalarla diyoruz ki bakın şu açıda dedektörün şu segmentinden, şu bölgesinden, şu açıda bir şey çıktıysa o muhtemelen 200'dür. Çok kaba anlatıyorum aklınızda kalsın diye. Aslı böyle değil. Bu 200'dür. Sen oraya kadar depoladığın enerjilere 460 depolamıştın. Sen benden 200 daha ekle 4, 660'tır o aslında de git buraya yaz. Yeni nesil dedektörler, iz sürme dedektörleri bunlar. İz sürme mantığına dayanıyor. Böyle çalışıyor. Uygun algoritmalarla izi sürülüyor. İleri doğru saçılma açıları vesaire filan her noktaya depoladığı enerji ve kurduğunuz koşullarla siz bu kaçanın ne olduğunu tahmin edip geriye doğru ekleyebiliyorsunuz enerjinizi. İşte buna da örnekler var. Dünyada şu an iki tane bir Agata dedektörü Avrupa projesi kapsamında geliştiriliyor. Yaklaşık 10 yıl önce başladı. Türkiye'de ortağı bu projenin. Bir de Amerika'nın buna muadil olarak yaptığı Greta dedektörleri var. İkisi de daha henüz tamamlanmadı. Yaklaşık 5'te biri, 6'da birileri tamamlandı bunların. Çok büyük dedektörler bunlar. 6'da birileri henüz tamamlanmış dedektörler. Bunlar da iz sürme dedektörü diye geçiyor. Şimdilik en iyi ulaştığımız teknoloji bu. İzini sürerek aynı bir koklayarak köpeğin böyle izini sürmesi gibi bir şeyin aradığı şeyin. Bu da böyle izini sürerek koklaya koklaya gidiyor ve kaçanı da tespit edip şey yapabiliyor. Ekleyebiliyor. Ya da yine burayı başka algoritmalarla yine burayı azaltabiliyorsunuz vesaire. Çünkü amacımız P bölü T'yi arttırmak. Dolayısıyla ya T'yi arttırmak ya T'yi azaltmak. Bu dedektörlerle de yapabiliyorsunuz, bu dedektörlerle de yapabiliyorsunuz. Detaylarını isteyen varsa iz sürme dedektörleri tracking dedektör diye Google'dan arayabilir ya da bana sorabilirsiniz. Ben size onun için ayrıca bir ders de veririm. Evet, bugünkü dersimiz de böyle olsun. Haftaya nötron ölçümleriyle devam edelim. Hoşçakalın.